Hünkârım, aldığımız bütün tedbirlere rağmen salgın devam ediyor. Can kaybımız nedir? Maalesef bu illet yüzünden vefat edenlerin sayısı 5000'i geçti hünkârım. Her gün 100 ila 150 kişi vefat etmekte. Yatağa düşenler de bir hayli fazla hünkârım. Hızlı hareket etmeliyiz Ebu Suud Efendi. Allah'ın izniyle bu salgının önüne geçmeliyiz. Hünkârım, bugün Venedik elçisini kabul etmek istiyorum müsaadenizle. Malumunuz, hayli zamandır bekletiyorum. Görüş bakalım ne teklif edecekler. Hünkârım, Kaptan-ı Derya Hızır Hayrettin Paşa geldiler. Kendisini limanda karşıladım. Huzura kabul için beklerler. Al içeri. Hünkârım. Hoş geldin Kapıdan Paşa. Hoş bulduk hünkârım. Evvela Ayaz Paşa'nın ani vefatından mütevellit. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun inşallah. Amin. Lütfi Paşa'm, sizi de tebrik ederim. Hayırları vesile olur inşallah. İnşallah. Manisa'dan ne haberler getirdin Kapıdan Paşa? Şehzade Hazretleri siz yüce padişahımıza selam ve hürmetlerini iletmemi buyurdular. Aleykümselam. Tersane ile alakalı emirlerinizi kendilerine söyledim. Ancak hayret içinde kaldılar. Zira şehzademiz daha evvel size malumat vermişler. Ne malumat? Seferdeyken vaziyeti izah eden bir mektup yollamışlar. Ancak ne hikmetse ulaşmamış. Bir nüshası elimde. Bizzat şehzademizin lalası tarafından mühimme defterine yazılmış. Ben kendisiyle de görüştüm zaten. Nasıl olur bu Malkaçoğlu? Nasıl olur da şehzademden gelen mektup bana ulaştırılmaz? Hünkârım, bir malumatım yok. Seferde bana ulaklık eden herkes sorgu sual edilsin. Bu mektubun başına ne geldiyse bilmek istiyorum. Emredersiniz. Sen devam et paşa. Nereden icap etmiş bu donanma sevdası? Hünkârım. Gel. Şehzadem. Hızır Hayrettin Paşa payitahta ulaşmıştır. Bir hafta 10 güne kalmaz kendisinden haber alırız. Sesinde endişe var Taşlıcalı. Anlaşılan kötü bir haber bekliyorsun. Allah yazdıysa bulsun şehzadem. Ancak görünen köy kılavuz istemez. Şehzadem, kadırgaları inşa ettirmek bir yana, bir de o kadırgaları binip denize açıldınız. Hünkârımız buna sessiz kalmayacaktır. Bir gün tahta çıkmak nasip olursa o güne hazır olmalıyım Taşlıcalı. Zira babam gibi, ecdadım gibi can titreten bir padişah olmak isterim. Bunu da sarayda oturarak yapamam. Şehzademizin kendilerine ait bir donanma kurma niyetleri yok. Devlet-i Aliye'nin emniyeti ve menfaatleri için ihtiyaç duymuşlar sadece. Ne menfaatiymiş bu? Malumunuz Akdeniz'in doğusunda bazı can sıkıcı meseleler var. Biz 3 cephede savaştayken bu meseleler bir hayli çoğalmış. Şehzademiz tersanenin ihyasıyla hem buradaki korsan faaliyetlerinin önüne geçmek hem de kafirin Hint ve Acem devletleriyle irtibatını kesmek istemişler. Aslına bakarsanız hayli isabetli bir karar hünkârım. Genç yaşta bunu düşünmüş olmaları takdire şayan.
Allah şehzademize uzun ömürler versin. Belli ki yüce hünkârımıza layık bir şehzade olarak yetişmekteler. Maşallah. Hakkı haliniz var Paşa Hazretleri. Şehzademizin yaşı malumunuz hünkârım. Usulen bazı hatalar olacaktır elbette. Ancak zamanla tecrübe kazanıp her daim siz yüce padişahımıza gurur vereceklerdir. Anlatacak başka bir şey var mı kapıdan paşa? Hünkârım bir husus daha var. Zira şehzademiz bizzat benim söylememi buyurdular. Nicedir reislerimin de peşinde olduğu portakal bir korsan var. Vasco da Gama'nın oğlu. Rayaya zulmedip ticaret gemilerimizi yağmalıyordu. En son Kırmızade Hasan Efendi adlı bir şeyhin oğlunu kaçırıp karşılığında yüklüce fidye istemiş. Bunun benim şehzademle alakası nedir? Hünkârım, şehzademiz tersaneden gelen bir kadırga ile denize açılmışlar. İstenen fidyeyi bizzat kendileri teslim etmek suretiyle korsanı gemisinde yakalamışlar. Sen ne dersin paşa? Bu ne cüret? Böyle bir şeye nasıl müsaade edersin? Ben oraya vardığım zaman şehzademiz çoktan yola çıkmışlardı hünkârım. Şehzademiz afiyettedir inşallah. Şükürler olsun afiyettedir Ebu Suud Efendi. Korsanın canını bizzat alıp Hasan Efendi'ye oğlunu teslim etmişler. Şeyh Hasan Efendi çok muhterem bir zattır. Herhalde şehzademiz kendisine hürmeten... Bir değil, iki değil. Şehzademin maksadı nedir? Bu ne cüret? Bir şehzade nasıl denize açılır? Nasıl olur da kendi canını böyle tehlikeye atar? Hayrola Sümbül? Şimdi de siyasi meselelere mi merak saldın? Ya sabur ya Rahim. Benim işlerim sana mı düştü? Çekil önümden, çekil. İfrit. Sürüden ayrılma. Ayrılma ki kurtlar kapmasın seni. Oy, senden hala kurt mu olur? Söyle. Sultanım, Hızır Hayrettin Paşa geldi. Arzda hünkârımızın huzurundaydılar. Sultanım, Şehzade Mustafa tersane ihya etmekle kalsa iyi. Denize de açılmış. Azılı bir korsanı bizzat kendisi yakalamış dediler. Emin misin bundan? Vallahi kendi kulaklarımla işittim. Gerçi Mercan'a denen o iblis çıktı karşıma. Kafasının arkasında gözü var mübarek. Her yerde karşıma çıkıyor. Sümbül, bırak şimdi onu. Hünkârımız ne dediler? Öyle hiddetlendiler ki vallahi yer yerinden oynadı. Lakin paşalarımız şehzadeye destek çıktılar. Divan onların tabii. İstedikleri gibi hüküm sürüyorlar. Buna bir çözüm bulmak lazım Sümbül ağa. Müzik